Sheridan hiçbir zaman fazla oynanan bir hafif tank olmadı. Seviye 10'daki boyutlarıyla, artılarını çok fazla ortaya koyamamasıyla genellikle oyuncuların tercih sırasında gerilerde kaldı. Ama bu demek değil ki bu haliyle iş yapılmıyor. Merhabalar. Osman Bey, Herrak Bey ve İlhan Bey sizlere sevgiler, saygılar diler. Glacier yani buzul haritasındayız. Seviye 9 bir oyundayız. Altımızda Sheridan, yanımızda 268 dördümüz ve süper Conqueror'umuzla Topçusuz bir oyundayız. Şimdi taktiksel olarak devam etmem gerekirse burada Sheridan'la ilk yaptığım hamle tepeye doğru çıkacak adamların önünü kesmek. Sheridan'ın topu aynı Patton topu gibi, M60 topu gibi 390 vuran, nispeten yüksek delen bir atışa isabete sahip isabeti şöyle uzak mesafede değil ama dön at çevir at yaptığında bir petin kadar olmasa da ona yakın bir performans sunabiliyor. Bu da Sheridan'ın özellikle topuyla bir orta tanka doğru yaklaştırıyor. Sağ taraftan gelen T4 Lightweight'in geçmeyeceği ilk başta belli. Çünkü birbirimizi açmış olduk. Ama ben hala burada tetikte beklemeye devam ediyorum. Önemli olan üst tarafa doğru ilerlemeye çalışacak bir ebere olursa onu engellemek. Ama Carfur burada merak etme kardeş. Ben senin yapmaya çalıştığını kendi takım olarak yapıp herkesi içinden geçmesini sağlattıracağım diyerek kendini heba ediyor. Bu hebaları boşa çıkartmayın. Özellikle böyle yandan mandan adam görecekseniz buradan görüp atmanız lazım arkadan çıkarken burada atışları saydıktan sonra elit tepe'de bir tane atış yapabileceğimi görerek bir tane yapıştırıyorum. 312 düşük rol ama ne olursa olsun bunlar önemli atışlar. Her bir isabetim burada bir orta tankın atışı değerinde. Bu iki atış yaptıktan sonra daha fazla orada vakit geçirmenin anlamı yok. Artık tank avcıları iyice yerleşmiş ve benim çıkışım bekleyen ağır tanklar da iyice sinirlenmiş olacak. STB ve buradaki VT Auf ile birlikte orta tarafa hem bakıyor hem de asıl hedefim olan Selçuk'a destek vermeye çalışıyorum. Selçuk ilerlediğinde burada karşısına çıkan 430 içe doğru hafif gerçekleştirse de bunu çok fazla hissettirmiyor ve geriye doğru gelerek kurtulabileceğini düşünüyor. Burada beni şaşırtan bir atışı çıkartıyorum tabii 430'a doğru ama bunun haricinde Tabii ne oluyor? Tam bir yayıncı edasıyla burada anlatmaya devam ederken LOL traktörümüz bize spot veriyor. Olabilir. Bunlar neşeli günler. Arka tarafına doğru isabet ederken gerçek burada daha doğrusu atış yaparken gerçek isabetini görmüş oluyoruz Sheridan'da. Ama bu demek değil ki hala lotoda 6 üzerinden 5 tane tutturalım. 15-20 bin liralık burada e, güzel bir telafi ödülü alalım. Bu atışla hem paletini kırmış oluyorum hem hasarı yağdırmış oluyorum. Selçuk da bu sayede gene arkadan 750 kadar vuruyor. Tabii kafam sol tarafta da aynı zamanda. Çünkü STB buradan oraya bakacağım derken aslında arkasını TNH'ye açıyor. Ama TNH de aynı şekilde buradan kimse bakmaz diyerek bana doğru bakmıyor. Ve ben de bu şekilde arkadan bir 400 daha vurabilmeyi başarıyorum. Durum 2'ye 3. Şimdi İlhan sol tarafta süper konkür olarak özellikle topçusuz bir noktalarda. Her zaman ne diyorduk? Süper konkürlerin Allah versin diyorduk değil mi? Bu çok eğlenceli oldu bu sansür tuşunu çok seviyorum. <laughs> Gereksiz sansürlemeleri sömüreceğim. Şimdi kriter şu. Topçu olmadığı zaman süper Conqueror'un şu an durduğu nokta muazzam defansif ve oyunun sonunu getirtebilecek bir nokta gerçekten. Orada iyi ve uzun süre takılarak. Sağ tarafta da Selçuk'un ilerlemesi biraz böyle kıskanca almamızı sağlayacak potansiyeller verebilir. Ben tabi burada henüz ortada Joker konumundayım. Zaten hayatım modda genel olarak Joker konumunda. Özellikle platımda Selçuk varsa. Ve bunu beklemeye devam ediyorum. Şimdi Leopar öldü. Leopar öldükten sonra acaba bana çıkar mı diye merak ediyorum. Conway hakikaten de geliyor. Burada da bu hatasını pahalıya ödetiyorum ona. 395'i daha yapıştırıyoruz. Şimdi Projetto çıkmış Selçuk'un önünde bir tane de Yak Tiger var. Şimdi burada atış gelecek mi? Onları arka ittirebilecek mi? Beklemediğim. Mesafe 500 metrenin üzerinde. Sol tarafta süper Conqueror EBR var. En arka tarafta Art Hat'ta, Artan hattında ise durum stabil gibi. Yalnız bu ortadaki süper Conqueror daha büyük bir dert olmaya başlayacak ve zaten Selçuk da benden burada süper Conqueror'u açıp açamayacağımı soruyor ve bunu bekliyor. Ben de burada Süper Conqueror'u görerek güzelce vuruyorum ama gördüğünüz gibi Süper Conqueror çok tehlikeli. Kafası sola bakıyor gibi gözükebilir. Ama işte bakın ben reload'umu yanlış denk getirdiğim için bir anda kafama çat diye vuruyor. İlk atışında da neredeyse vuracaktı. Süper Conqueror'lar bu nedenle tepe hatlarında, sıtlarında çok etkililer. Oldukça hantal bir hıza sahip olsalar da bunu kule dönüşlerindeki hızlarıyla ve top eğimleriyle kapatıyorlar. Bu yüzden Super Conqueror'a arkadan saldırırken bile dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak bu Selçuk'un onu vurmasını engelleyemiyor ve ne yazık ki çok başarılı ve dikkatli bir Super da değil. Her zaman hasar yediği bölüme dönecek kadar tek işlemcili bir kafaya sahip olduğunu burada iyice hissettiriyor. Yandan da benden en son 300 hasarını yiyerek oyuna veda ediyor. Durum 7-5. Şu an nispeten iyi gibi gözüküyor olabiliriz ama gayet ortada hala. Sol taraftaki EBR dönüp dönüp duruyor ve burada daha kritik bir nokta var. Birinci plata dikkat edin düşman takımındaki. FV, Yageru ve onların yanında da bir tane EBR. EBR sol tarafta burada dönüp dönüp spot veriyorsa emin olabileceğiniz bir şey var ki. Arkada iki tane hönkürdeyen Üküz. Burada birilerinin içerisine 200 mm, 300 mm. Ne verdiyse artık gezdirebileceğini düşünen toplarını öyle ovuşturuyor diyeyim hedef bulma amacıyla. Selçuk'un bu sırada arkasını bir şekilde Taylor Lightweight e, sızıyor ama iki kişi olduğunu unutmuş durumda Taylor Lightweight ve hiç görmek istemeyeceği bir adam var karşısında. O da Kranwagen. Kranwagen da aynen burada onun işini bitiriyor. Durumu 8-7'ye getiriyor. Tabii ben aslında burada Super Conqueror öldükten sonra yapmam gereken hareketi biraz geç kalarak yapıyorum. Artık bu tarafta adam kalmadı. Projecto ve Yak Tiger Selçuk'un attı üzerinde. Ben ise buradan ilerleyebilecek ve bu sırada kimseyi açılmayacak pozisyondayım. Ve en sonunda bunu gerçekleştirip sağa doğru kayıyorum. Buradaki amacım tabii ki öncelikle EBR'ye atış bulmak ama EBR de sanki buraya biri geçmiş gibi hiç o tepenin altından ayrılmayarak devam ediyor hareketlerine. O tarafa mı bakalım, ileriye mi bakalım? Burada açılmayacağım belli çünkü hem riskli gözükse de hem de o kadar riskli değil yağ giriyor burada yan tarafından açılıyor en sonunda. Selçuk'un canı azalmış durumda. 268 burada sol taraftan bir yerden vurdu. Demek ki o 268 ve TNH bir şekilde geri dönüyorlar. Ben ise EBR'ye atış bulmaya hala çalışıyorum ama çok vızır vızır giden bir adam. Şimdi daha da bir atışımız olacak. Son anda döndüğü için ben tersi attım. Uzak mesafeden EBR'leri vurmak gerçekten zor. Birazcık sabit durmasını beklemeniz gerekiyor. E, İlla ki bir noktada bekleyecektir diye bakıyorum. Yarı beklediği noktada da 415'i yapıştırıyorum ama hala ölmedi. O EBR'e bir sıkıntı olmayı sürdürüyor. Projetto bana çok net bir atıştı ama burada tamamen lagdan dolayı bir sıkıntım oluyor. Adamın üzerine nişan almışken sağ üst tarafa gidiyor mermi. İşte sunucu nişangahı kullanmamanın cezası burada kendini gösteriyor. Hem 268 hem TNH bu arada EBR'nin olduğu noktaya gelmiş durumda. İlhan da arka taraftan gelecek var mıydı diye çekilmişti ve bu yüzden anca şimdi geri dönebiliyor. Bu hareketi beklemiyorlardı. Olay 8'e 10. Ee, yani has, şeyde canda da bir eksi 900'de filanız ama sol tarafta asıl adam sıkıntımız var. Yani ortayı sadece Conqueror'la tutuyor İlhan. Full canı var. O konuda çok büyük alan taş tabi. Bu arada ben de aynen işte bunu söyleyecektim. Heat mermiye geçtim. Uzak mesafeden hem mermi hızının düşük olması sayesinde hem de burada başka şekilde vurabilmem. Al, acıdı. Uzak mesafeden delişini kaybetmemesi sayesinde ikisini de vurabiliyorum derken 268 çok etkili bir kör atış yapıyor ve burada benim canımı 760 kadar kesiyor güzel denk getirdi. Orada çalıda yattı mı düşünüyordu aslında. Çalın içinden geçen verme yaklaşık 15 metre gerisinde duran benim canım Sheridan'ımın içinden geçip dışından çıktı. Yak Tiger bu arada 268 orada e yani Selçuk'un üzerine basıyor. İkisi de birden burada projetto ile birlikte. Ya ben destek verebilecek açı arıyorum ama hani bulamıyorum. Oradaki o kadar fazla ağaç var ki hangi pozisyonda olduğunu çok fazla yakalayamıyorum Selçuk'un. Üstten bu yüzden bir kamerayı alıp bakıyorum ki hala aslında sollu sağlı bir şekilde e, ee, tepesindeler. Bir anda arkamdan Eber'e geldi. Atış yapmıyor nedense. Ben burada kovalıyorum. yoğur bir hareket değil. Önüme atıyor. Burada Eber'i alma adına buradan geçiyor. Soldan 268. <laughs> O da kaçırıyor. Sol tarafta gene bir tane Yak Tiger var. Ondan da kaçmam lazım. Aa sağ tarafta 268 4'e vurabilecek mi? Atıyorum. Tam namlusuna geliyor. Normal mermi, hit mermi fark etmez. Orada da alamazlardı beni. Ben burada arkaya doğru gitmeye çalışıyorum. Üst taraftan bir tane Progetto geliyor. Selçuk'un üzerine atlıyor. Onu alabiliyorum. Çok güzel 158. Ah. Ah bozuk saatte olsa günde iki defa doğruyu gösteriyor işte. En sonunda o HE mermi atan yağ Yager'i arkadan bana tutturmayı başardı. İlk fazla beni vuramadığı o hasarın veya atışın acısını çıkardı. Gerçekten acısını çıkardı. Şimdi üçlü bir şekilde kıstırmadayız. gördüğünüz gibi Sheridan yeni olarak bu şekilde. Yani nasıl diyeceksiniz? aktif orta tank gibi kullanılması gerekiyor. Yani T100 nasıl bir obje 140 gibi kullanılıyor. Sheridan daha da fazla böyle Patton'a falan yakın bir tank. Yani T100'le T gene gizliliğiyle falan bence biraz daha hafif tank andırıyor ama e, genelinde daha fazla orta tank gibi kullanılmasını gerektiriyor. E, burada bizim Sheridan'ımız. Ben bunları anlatırken Selçuk da buradaki kayalara kerkinirken doğru konumlanma sayesinde ve önündeki Yak Tiger'ın da en sona düşmesi sayesinde burada FV'yi birebir bırakıyorlar ve devam ediyorlar. Süper Konkür olarak İlhan evet orada 268'i çekerken bir tane HE mermi yedi ama gerisinde fazla bir şey gelmedi. Süper Konkür böyle durumlarda hala çok çok etkili. 268 4 olarak işte sağ taraftan Selçuk ilerliyor. Burada artık çok macera kalmadı ama oyunu aldıran ekip olduğumuzu gerçekten söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi burada vasıfsızlıkları aynen devam etmekte Selçuk'un ama olabilecek işler biz onu bu vasıfsızlıklarıyla sevdik. Son adamda bile hala macera arayışında kendisi. 83'e 76 devlerin pamuk ipliğine bağlı canlarıyla olan büyük kapışması. Bunun sonucunda ise ne olacak? Hayret verici bir şekilde başarılı olan Selçuk Bey olacak. Evet maçımız burada bitiyor. 1-2-4 kille Burada sonlandırıyoruz. Bence güzeldi. Oldukça etkiliydi. Ancak şöyle bir gerçek var. Bu oyunun sonucu üzerinden bir bakalım, analiz edelim her zamanki gibi. Ve ben burada biraz daha tankla alakalı konuşayım. Şimdi bize as madalyası geldi. 79 bin para geldi vesaire vesaire. Hasarlar ve durumlar asıl dikkatinizi çekmek istediğim şey. Hasara baktığımızda Selçuk burada 5500'e kadar çıkmış. Ben de 4400'e kadar çıkıp bir de üzerine 4000 spot hasarı yapmışım. Yani kombinde hakikaten 8000 hatta 9000'e yaklaşan bir durumumuz var. Gördüğünüz gibi 22 atışımın 16'sını isabet ettirip 14'ünü sokmayı başarmışım. Selçuk da 19 atış yapmış. 17'sini isabet ettirmiş. İşte Selçuk vasıfsızlığından dolayı sekiz tanesindeyim. <laughs> çok, çok uğraşıyorum çünkü o da benimle uğraşıyor. Canlı yayınlara gelenler bilecek bunu. Selçuk'un muazzam bir taktiksel öngörüsü ve aynı şekilde muazzam bir bunu uyarlama ve fiziksel hale getirme ve gerçekleştirme öngörüsüzlüğü var. Bundan dolayı sürekli kızmışımdır ben ona. İlhan daha böyle defansif bir şekilde bize destek verdi. Bu yüzden 2000 zaten sektirdiğini görüyoruz ama 2500 hasarıyla yeni kritik adamları çekmede destek verdi. Düşman takımında ise bak o arkada yatan FV 5000 hasara kadar ulaşmış. Bizim gene ucundan vurduğumuz ve sonrasında uzaktan çektiğimiz TNH'de 5400 hasarlara kadar varmış. İki kişi takımlarını taşımaya çalışmışlar. Benim çok uğraştığım diyeceğim başka adamlar ise aslında o kadar fazla oyunda etkili olamamış durumdalar. O e, yak taygırlar olsun, projettalar olsun çok fazla kendilerini gösterip iş yapabilmiş tanklar değiller. Ama güzel bir destek oyunu oldu. Glacier gibi bir haritada yani buzul haritasında Sheridan'la sürekli, sürekli yer değiştirerek yine bir e, Manticore'da mesela farklı yerlerde oyunu sömürebiliyor. de sömürebiliyor, T100'de sömürebiliyor. Sheridan daha bir orta tank gibi sömürüyor unutmamanız gereken en başta gelen şeylerinden biri görüş mesafesi. Muazzam bir tespit yeteneği var Sheridan'ın. Benim de zaten yapılandırmam, donanımlarım bunun üzerinde kaplı optik üzerine dayalı. Çünkü aktif spota çok uygun bana göre. Aslında çalıda da iş yapıyor ama çalılara giremeyebiliyorsunuz. Bir Sheridan 3 mantikor boyunda özellikle yüksek bu yüzden çalılarda sıkıntı yaşıyorum. Benim oyun tarzım zaten agresif olduğu için. Bundan dolayı şeridini ben aktif spot'a göre kullanıyorum. Ve e, buradaki yuvalardan bir tanesi, hangisinin olduğunu feragat ederek kaplı optik üzerine dayıyorum. Onu söyleyeyim. Ben de bunu tavsiye ederim. Bunun haricinde topu özellikle orta mesafede, yakın mesafede çok etkili. Remlemeniz gerekirse hafif tankların hafif varyantlarına gene güzel bir şekilde çarpma hasarı verebiliyorsunuz. Ancak boyutlarınız yüksek olduğundan ve kutu gibi yapıda olduğundan dolayı HE mermilere karşı ve diğer tüm orta ağır tanklara karşı dikkatli olmanız lazım. Kendinizi çok fazla ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ama bunun haricinde deliş kuvveti olsun, genel olarak isabeti olsun, gene aynı Patton gibi size iş yaptırabiliyor. Daha fazla tatava yapmayayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarla, başka diyarlarda, başka zamanlarda görüşmek üzere hoşça kalın diyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Osman out.